Ama %99'u Beykoz Belediyesi'nin iştiraki olan bir şirket. Biz de istiyoruz ki açık ve şeffaf olarak çıksınlar, basında, kamuoyuna paylaşsınlar. Neden zarar ettiğini. Beytaş'ta kaç tane personel çalıştığını, bu personellerin gerçekten Beytaş bünyesinde çalışıp çalışmadığını kamuoyuna açıklasınlar. Acaba boşta kalan personel var mı? Çalışmadan maaş alan personel var mı? Kafamıza bin bir türlü soru gelebiliyor arkadaşlar. Ve bu hususları madem bize açıklama gereği duymuyorsunuz dedik, biz de Bölge İdare Mahkemesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak aktarılan kararın kanunlara uygun gibi gözükse de içerik anlamıyla yanlış olduğunu düşündük ve bu yanlışlıktan Beykoz halkının cebinden 18 milyon liranın yeme içme yerine aktarılmasına karşı çıktığımız için davamızı açtık. Bunun da takipçisi olacak.